Herkese merhaba, ben Dilara, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir önlük üzerimde ve bu demek oluyor ki saç boyayacağız. Ne yapacağız? Şuradan itibaren sarı istiyorum. Biraz uzamış gördüğünüz gibi dibim. Biraz daha yukarıdan başlatacağım yani sarı saçları. Bir tık da açık olacak. Bugün farklı ürünler kullanacağız. Normal boyadığım boyalar farklı ve çok ümitli olduğum bir ürün kullanacağız bugün. Önce ondan bahsedeyim hızlıca. Sevgili Liquid Keratin markası bana bir büyük paket gönderdi. İçerisinde keratin ürünleri var. Saçınızda keratin bakımı yapabiliyorsunuz. Ben bir ürünü denedim. Saçıma keratin yükledim bu videoyu çekeceğim için. Ön hazırlık. Bugün de bir ürünü daha kullanacağız. Hemen açayım şöyle kutuyu. Kutu içeriğini de size bir sonraki videoda gösteririm. Ama bu kutu içerisinde bir de Olaplex adı altında Olaplex gibi düşünebileceğiniz bir ürün var. Bunu açıcınızla birlikte kullanıyorsunuz ve içindeki proteinler, kuru yağlar sayesinde saçınızı yıpratmadan açıyorsunuz. Yani bu artık hani muhteşem bir teknoloji. Bunu geliştirmiş olmaları çok iyi. O yüzden bugün gönül rahatlığıyla saçlarımı açacağım. Vicdanım rahat olacak yani. Onun dışında gratis'e gidip yeni boyalar aldım. Onları size göstereyim. Koca bir poşet. Yeni bir açıcı aldım. Bu Schwarzkopf'un, ilk defa görüyorum. 9 tona kadar açıyormuş. Ve anti-yellow efekti varmış. Yani böyle çiğ sarı olmuyormuş. İçinde de hyaluronik asit var. Bu da çok iyi. En azından saçımızı çok fazla kurutmaz. Ama ben zaten bununla bakım sağlayacağım bir yandan zaten. İçerisinden de 2 tane maske çıktı. Biri normal bildiğimiz işte boyama sonrası kullandığınız maske. Biri de 3 hafta sonra bakım yapan maske. Çok iyi. 50 milime biz 2-3 milim de bundan koyacağız. Çok fazla koymamam gerekiyor. Çünkü o zaman açıcı etkisini azaltıyor. Şimdi ben bildiğimiz açıcıyı hazırlayacağım. Sonra 2,5 olsun. 2,5 milim de bundan ekleyeceğim. Ve saçımı ayıracağım. Saç uçlarıma da saç bakım yağı sürmeyi planlıyorum. Yani farkındaysanız en az hasarla bu işten çıkmak istiyorum. Bir de açma sonrası ne yapacağız ondan bahsedeyim. İntrosu bayağı uzun oldu ama diplerimi 8.1 açık küllü kumral, uzunlarımı da 10.1, bu da küllü sarı. Bu kadar. O zaman videoyu yama kabında karıştırmaktan vazgeçtim. Direkt böyle şişesinde yapacağım ve bakar mısınız masmavi. Bu açıcıdan ümitliyim. Şimdi içerisine 2,5 gram bundan koyacağım. Tüm şişe mavi oluyor ben karıştırdıkça. Farkında mısınız? Bu eldivenler aşırı büyük değil. Geliştiriyorlar ya. Şimdi biraz böyle durmak zorundayım çünkü aksi halde görmem. Şimdi nereye uygulayacağım biliyor musunuz? Şuraya. Saçlarıma yağ sürmeyi unuttum. Look up from your telescope, take me on this journey home, I don't wanna wait no more. Yani saç nasıl boyandığını artık biliyorsunuz. Ben de buraları müzikli koyarım diye düşünüyorum. En azından benim için de keyifli olur. Çünkü söyleyecek pek de bir şey yok. Şuraya. Uygulayacağım işte. Doesn't it don't really matter where we stay, don't pass back.
like Pluto. You already knew though. I'm hiding just behind the stars, but how come the stars don't shine when it's day? How come the sky at night makes me this way? Why are you so far away? Galaxy cast away, watching you hopelessly. Evet, saçımı açıcıyı yedirdim. Şimdi bir yarım saat 45 dakika takip edeceğim. Ona göre de yıkayacağım ve tekrar görüşeceğiz. Şundan bahsedebilirim. Bilmiyorum bundan dolayı mı ama saçımda yanma olmadı, kaşıntı olmadı henüz. Çok garipti ki çünkü normalde hemen olur. Bilmiyorum. Şimdi bunu güzel sarayım. Daha iyi nüfus etsin. Ve sonra görüşelim. Evet, yıkadım, kuruttum. Yani olabildiğince kuruttum. Çok da kupkuru değil saçım. Evet, tamamen açık olmadı ama bence yine de güzel açıldı saçım. Şimdi uçlarına yine bir bakım yağı sürmek istiyorum. Normalde yıkadığınızda açılan saç böyle dipleri kuru kuru olur. Öyle bir şey yok. Bence kesinlikle bundan. Çünkü içerisinde yağ bulunuyor neticede ve o yüzden saç diplerimi beslediğini düşünüyorum. Normalde çünkü benim saç diplerim açıcıdan kuru olur. Saçını açanlar bilir. Ve böyle elime attığımda kutur kutur oluyor resmen. Ama öyle bir şey kesinlikle yok. Yani etkilendikçe etkileniyorum. Şimdi saçımın yine bu kısmına 10.1 alacağım bu paletleri. Ben palette yani Schwarzkopf'un boyalarını seviyorum açıkçası. Migrenim de var. Kokuları çok böyle yoğun olmadığı için gayet kolaylıkla kullanıyorum. Bunu da eldivenle kullanalım. Hiçbir şey karıştırmayacağım arkadaşlar. Normalde ben biliyorsunuz boyaları karıştırırım. Bunu da şu an hiçbir şey karıştırmayacağım. Dipte belki bir şeyler karıştırırım. Tamamını kullanacağım bunun. İyice her yerine yedirmek için. Boya da 50 milim. O yüzden yine 2 milim de bundan ekleyeceğim. Çünkü dediğim gibi beğendim. Oxidana %9'luk. Sanki bu şekilde ışık daha iyi. Hemen bunu da ölçüyorum ve geliyorum. Evet, yine kapağından bunu da dökeceğim. Yani buna yerli Olaplex diyebiliriz. İsmi de yakın. Olaplex. Mesela açıcının yapısını bozmadı. Eğer öyle bir soru işareti oluştuysa kafanızda açıcının yapısını bozmadı. Şu an boyayı da karıştıracağım. Onu da göreceğiz. Hiçbir şekilde yapı bozmuyor. Bakın, hiçbir şekilde yapısını bozmadı. Krem gibi.
ben giymeyi de bir unutmasam. Evet, bunu da böyle dip boyası yapar gibi tüm saçımı yedireceğim. Ve bitireyim, tekrar görüşelim. Böyle artık böyle size en ince boyama ayrıntısına kadar göstermeme gerek yok bence. Önemli olan kullandığım ürünler. Evet, bunu da yaptık. Bu da bitti. 25-30 dakika daha bekleyeceğim. Sonra bunu yıkayacağım. Sonra bunu kurutacağım. Sonra dibine de 8-1 geçip bitecek. Size bu esnada biraz da keratin bakımından bahsedeyim. Kür halinde yapıyorsunuz ve ilginç olan tarafı, yani çok böyle bahsetmek istemiyorum çünkü bununla alakalı ayrı bir video gelecek, ama ben geçen hafta denemek için bir kurunu yaptım ve beğendim. Hatta size geçen videoda saçımda bir değişiklik var. Geçen video değil, ondan bir önceki. Saçımda bir değişiklik var. Bakalım fark edecek misiniz dedim. Tahminlerde bulundunuz ama kimse ne olduğunu tabii ki bulamadı. Cevabı keratin yükledim saçıma ve o videoda bence net belli oluyordu. Eğer hangi videodan bahsettiğimi merak ediyorsanız, videoyu merak ediyorsanız şuraya bir yere koyarım. Oradan bakarsınız. Gerçekten saçımı iyi hissettirdi. Bu yüzden bu oil plexi de kullanmak istedim. Bunun için saçımı boyamam gerekti. Bana da bahane olmuş oldu. Saçımı boyadıktan sonra önümüzdeki günlerde keratin bakımını tekrar yapacağım ve ikinci kurum yapmış olacağım. Daha da iyi etkisini görürüm diye tahmin ediyorum. Sizinle de birlikte yapacağız bunu. Ve ben size kamera önünde birebir göstereceğim. Ürünleri anlatacağım. Saç bakım ürünlerine meraklıyız hepimiz. Özellikle benim takipçilerim benimle birebir aynı olduğu için bu konularda. Seveceğiniz bir video olacak diye tahmin ediyorum. Yani beni ilk duyduğumda çok heyecanlandırmıştı bu ürünler. Şimdi denedikçe ve etkisini gördükçe daha bir hoşuma gidiyor ve daha bir gaza geliyorum. Öyle. Mahallede yine bir düğün var. Gün geçmiyor ki biri evlenmesin. Yani boyamak çok zevkli. Ama bence bu beklemek aşırı aşırı sıkıcı. Bu arada bugün kaşlarımı yapmayacağım. Şimdi niye kaşlarını yapmadın diye merak edebilirsiniz. Kaş boyama rutini diye bir video çekmeyi planlıyorum. Onu da yarın çekerim. Bugün daha yoruldum. Havada kararı yetişmez bana. Yarın Yarın kaşlarımı nasıl boyadığımı gösterdiğim bir video çekeceğim. O yüzden bugün boyamıyorum. Geldim. Evet. Hafif bir kuruttum. Ve şimdi dip boyası yapacağız. Ve bitmiş olacak. Şu anda bile bence gayet güzel oldu. Dibim için 8.1 ve çok az 7.1 karıştıracağım. Bu kolestonunmuş. Bunu da koleston almışım. Yarısını kullanacağım. Hepsini kullanmayacağım. Tamamdır. Böyle bir parmak kadar yine 7.1 koyacağım. Bunun da yarısını. Şimdi her zamanki yaptığım sistemle yapacağım. Yani böyle yan yan gideceğim. Ve sadece şu kısımlara uygulayacağım.
bu da bitti. Güzel oluyor gibi. Bana öyle geldi. Biraz daha bekleyeyim. Sonra yıkayacağım. Dediğim gibi bir dakika tutmayacağım. Yani 15 dakika diyelim. Hadi. Ama siz de öyle yapın. Mesela ben şu anda aynanın önündeyim. Sürekli takip halindeyim. Şöyle bir bakıyorum. Yeterince koyu oldum olmadı mı? Siz de öyle takibini yapın. Yani kutuda 15 dakika ya da 20 dakika yazıyor diye 20 dakika beklemek zorunda değilsiniz. Daha önce daha sonra da yıkayabilirsiniz. Tamamen sizin saçınızın ihtiyacına bağlı olarak deyip böyle kenar bilgi de verdim. Neyse o zaman ben takibini yapayım. Bir dediğim gibi istediğim koyuluğa gelince gidip yıkayacağım, kurutacağım, geri geleceğim. Ben geldim. Gördüğünüz gibi diplerim çok da öyle istediğim kadar koyu olmadı maalesef. Açık kaldılar hala. Daha fazla beklemem gerekirdi ama ben artık dayanamadığım için yıkadım. Saçlarım yumuşacık ve sadece biraz kuruttum. Tamamen kurutmadım. Yani tabii ki de güzel oldu. Ben dibimi bir tık daha koyu isterdim. Ama o da sıkıntı değil. Çünkü neticede zaten dibim çıkacak. Sadece dip boyası yaparak onu kamufle ederim. Ama en azından buralar bakın eşit bir sarı oldu ve güzel oldu bence. Yani %75 memnunum. Ya sarı tonundan memnunum en azından. Dibim bir tık daha koyu olabilirdi. Dediğim gibi. Ama o da çok büyük problem değil. Hani varsın açık olsun. Bu Olaplex'e gelecek olursam eğer bunu bayağı beğendim. Bence sizin de bunun farkını anlayabilmeniz için bir kere ve bunsuz ve bunlu bir boyama yapmanız gerekiyor. Bunca zamandır saçını boyayan, açan biri olarak ben bayağı beğendim. Yani böyle kuru kuru değil hala dibim. O kadar boyamama rağmen ve kaymak gibi akıyor. Tabii bunun yanında şampuanı, saç kremi, saç maskesi de var. Onları da kullanıyorum. Onlarla alakalı da dediğim gibi detaylı bir video gelecek. Umarım bu sonucu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka bunu bana gösterin. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.